Bizim Samsun TV'den iyi akşamlar. Evet, her hafta olduğu gibi bu akşam da vizyon programımızın başındayız tabii ki. Bir de bugün çok değerli misafirimiz var. Asarcıklar Dernek Başkanı Bayram Konuşuk bizlerle olacak. Evet, sevgili başkanımıza dernekle ilgili tabii ki merak eden soruları ve Asarcıklar Derneği son günlerde demeyeyim, son aylarda başkan yönetime geldiğinden itibaren güzel projelere imza attı ve biz de bu projeleri başkanla beraber dillendireceğiz bakalım. Başkanımız bizlere neler söyleyecek dernekle ilgili. Evet, başkanım Asarcıklar Dernek Başkanı Bayram Konuşuk. Evet, hoş geldiniz Hoş bulduk. Sayın Sağ olun. Konuşuk. Teşekkür ederim. Ben Samsun'a yaklaşık 4-4,5 yıldır buradayım, Samsun'dayım. Yaklaşık 2 senedir de sizlerin adını duyuyorum. İş adam pozisyonunda özellikle, yani özellikle iş adamı pozisyonunda ve bir de dernek başkanı oldunuz, derneğe Evet. seçildiniz, güzel projelere, güzel çalışmalara, güzel aktivitelere imza attınız. Tabii bu aktivitelerde bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Çünkü niye? Sonuçta bir Asarcık da bizim Samsun'umuzun güzel, güzide bir ilçesi. İlk önce şunu diyelim. Bayram Konuşuk kimdir? Bayram Konuşuk'u bir tanıyalım. Biz tanıyoruz ama ekranların başında bizleri izleyen sevgili seyircilerimize de biz sizi tanıtmak isteriz. Buyurun başkanım. Bayram konuşmaya girmeden önce buradan bizim Samsun TV izleyicilerimize, Asarcıklı hemşehrilerimize, hanımefendilere, beyefendilere ve tüm dostlarımıza buradan selamlarımı iletiyorum. Ve aynı zamanda 22 Aralık olduğundan dolayı Sarıkamış şehitlerimize buradan rahmetle anıyoruz. Bayram Konuşuk 1980 yılında Samsun Asarcık Akçadı köyünde doğmuştur. Asarcık'ta esnafçılık ve yapmıştır. Aynı zamanda Samsun'da esnafçılığına devam etmektedir. Bir çocuk babasıdır. Anne, babası ve kardeşiyle beraber altı nüfus olarak beraber yaşamaktadır. Anne baba köyde yaşıyor. Biz de hiç köyden kopmadan beraber yaşıyoruz. Aynı zamanda Asarcık ve Samsun'dan hiç birbirini ayırmadan beraber ikametgahlarını da Hala sürdürüyoruz. geliş gidişimiz var tabii ki. Evet. Biraz daha yakın olduğu için Asarcık ilçemiz. Evet, Samsun'umuzun güzel ilçesi Asarcık. Asarcık'ımızda şöyle bir kısa bir öz bir şekilde sizden duymak isteriz başkanım. Asarcık deyince benim aklıma şöyle bir şey geliyor. Yani şimdi başkası tabii ki ne düşünür bilmiyorum ama Asarcık deyince huzur, mutluluk, ferahlık aklımıza geliyor. Ben Asarcık kelimesini duyduğum zaman mutlu oluyorum, huzurlu oluyorum ve buradan da bütün arkadaşlarımıza mutluluk ve huzurlar diliyorum. Aynı zamanda Asarcık'ın değerini ve kıymetini bilmelerini buradan arz ediyorum. Evet, ben de buradan şunu söylemek istiyorum. Tabii ki yayınıma başladığınız zaman söylemem gerekiyordu. Yine de geç kalmış değiliz. Sizler de şu anda bayağı bir izlenme kitlemiz var başkanım. Siz seviliyorsunuz bu arada, Sağ bunu da olun, Allah söyleyeyim. razı olsun. Sizler de sağ alt köşede bulunan paylaş butonu, yani sol tarafınıza da olabilir. Telefonun rengine göre, şekline göre değişir, markasına göre. Paylaş butonuna sizler de paylaşırsanız başkanımın projelerini, sevdiklerinizi sizler de duyurabilirsiniz. Bunu da buradan söylemiş olalım. Evet, tabii mesajlar çığ gibi geliyor da az sonra mesajlarımıza da yer vereceğiz. Logo ilk başta yayınımız başlayınca ufak bir logomuz geçiyor. Çünkü mazur görün, bizler de paylaşıyoruz ki sosyal medyada daha böyle sevdiğimiz insanlarımız, hemşerilerimiz bizleri izlesin. Evet başkanım, Asarcık dedik, Asarcık. Asarcığımızın geçim kaynağı özellikle, yani tabii ki Karadeniz bölgemizin belli bir her bölgeye ve her toprak mahsulüne göre bir geçim kaynağı var. Asarcığımızın geçim kaynağı başlıcası nedir? Yani tarım, tabii ki tarım her bölgede var ama bir de sizden duyalım. Yani bir dernek başkanı olarak bir Asarcı temsil ederek. Asarcık'ta geçim kaynağı aslında tarım, hayvancılık gibi görünüyor ama maalesef öyle değil. Asarcık'ın geçim kaynağı halkın %90'ı gurbetçidir ve %90'ın %50'si de ülke dışında, yurt dışında çalışarak, inşaat işi yaparak geçimini sağlar ve orada ailesine, çoluğuna, çocuğuna para
para göndererekten geçimini sağlarlar. Yani gurbetçidir. Aslında tarım ve hayvancılık yapılabilir. Bundan daha önce büyüklerimiz 50 yıl önce dayanaraktan tarım ve hayvancılık yaparaktan çocuklarını büyütmüşler. Bu tarzda getirmişler. Ama yeni teknolojiye bildiğim artık sistemden dolayı artık işler biraz yürümez hale geldi. Hayvancılıktan, tarımdan. Ama bunu araştırıp şu anda neler yapılabilir, bunlarla ilgili çalışmalar yapılırsa çok daha farklı yol kat edilebileceğini düşünüyorum. Şunu da diyebilir miyiz başkanım? Yani şimdi göçle ilgili söylediniz az önce. Hep böyle teknoloji, tabii teknoloji ilerleyince bu sefer insan gücü biraz daha azalıyor. Her şey teknolojiye dayanıyor. Bugün 30 yıl önce harman dediğimiz yani buğday biçilirdi. O günkü resimlere nazaran söylüyorum tabii ki. Bizim yaşımız belki yetmez ama şimdi bildiğimiz teknoloji. Bir traktörle bile her şey yapılabiliyor. Gurbettekilere, gurbetteki asarcıklar demeyeyim, daha doğrusu Samsun'un genelinden söyleyeyim ben gördüğüm kadarıyla. Şehirlerden bir talep var. Köye dönüş talebi var. Asarcık'ta da bu mevcut mu? Şöyle söyleyeyim. Biraz bir ev yaptırma gibi. Biraz yani. Önceki anlattığımı açayım. Biraz önceki anlattığım aslında göç değildi. Yani bu insanlar Asarcık'ta ikamette evet. ediyor ama Asarcık'ta yapabilecekleri iş imkan bir şey olmadıkları için dışarıda çalışıyorlar, geliyorlar ve Asarcık'ta harcamalarını yapıyorlar. Yani benim anlatmak istediğim göç değildi. Ama şimdi geldiği zaman bu pandemi döneminde insanlar köyün ve ilçelerin kıymetini biraz daha anlamış oldular. Arkadaşlarımız gurbette yaşamasına rağmen, Asarcık'ta ikamet etmemesine rağmen köylere bir yapılaşma başladı. Evler yapıyorlar insanlar. Ya artık bir gün geri gelme arzusuyla, hevesiyle. Bir dönüş var ama. Evet, göç da, olduğu bu kadar da. Bu da bizi mutlu ediyor. Gelecekte yani bir ufukta yeşil ışık yeşil var. Yeşil ışık. Yani. Evet yani köyümüzü unutmamız lazım. Bir türkü var ya başkanım. Orada bir köy var. Gitmesek de gelmesek de bizim köyümüz diyoruz ya. Evet. Gurbetteki hemşerilerimiz de bir köy hasreti. Tabii bir Ankara, bir İstanbul, bir İzmir gibi böyle hani betonlaşmış bir yer olmuyor. Niye köye geliyorlar? Bugün 3 saatte, Ankara'dan çıksan 4 saatte Asarcık'a gelebiliyorsun değil mi? 4-5 evet, saatte gibi, İstanbul'dan. Ulaşımlar, yollar artık güzelleşti yani inşallah. Mesafe yollar şey yapmadı yani kalmadı. Duygusal bağ olunca mesafe önemli olmuyor başkanım. Şimdi Asarcık dedik başkanım. Asarcık bir de bu Asarcık sevgisi, bu Asarcık sevdası diyeyim. Şu konuya bağlamak istiyorum. Yani bu Asarcık sevdası bir derneğe dönüştü şimdi. Şöyle bir toparladığımız zaman dediniz ki ben Asarcık'la ilgili ne yapabilirim? Derneğin başına mı geçeyim yoksa daha güzel projeler mi yapayım demek istediniz. Yani bu derneğin kuruluşunun amacı ne? Asarcıklar Derneği mi? Şöyle söyleyeyim. Asarcık sevdamız bizim çocukluktan geliyor. Bazı şeyler kimse vermez. Evet. Kendi insanın içinden gelecek. Evet. Dernekçilik de bizim burada değil. Buradan daha önce Asarcık'ta köyde dernek başkanlığı, o görevimiz orada da vardı. Biz hı hı. oradan devam eden bir dernekçiliğimiz vardı. Sonra arkadaşlarımız burada böyle bir evet. Yere uygun gördüler. Arkadaşlarımız söylediler. Biz de dedik ki niye olmasın dedik. Elimizden gelen imkanları, yardımlarımızı yaparız dedik. Sonuçta dernekçilikle ilgili bayağı bir geçmişimiz, altyapımız var. Yani dernekçilik dediğin zaman herkesi kucaklayabilmesi lazım. Amacı budur sadece. Ahmet'in, evet. Mehmet'i, Veli'yi sevip sevmemesi önemli değil. İnsanlar bizi de sevmeyebilir yani. Ama dernek için, yani Asarcık ismi için, biz Asarcık'ın ismini bir yere taşıyabiliyorsak mutlu oluyoruz. Ama bu bireysel olmuyor. Bu toplu hareket edilerek, insanlarla beraber, evet. sosyal aktiviteler yaparak beraber halinde bunlar olacak. Ama Asarcık eğer seviyorsa insanlar, yani sonuçta burada bir oluşum yapmaya çalışıyoruz. Derneğin olsun, Asarcık'ın ismini yaşatmaya çalışıyoruz. Sonuçta başka bir iki tane, üç tane bir alternatif bir derneğimiz de yok. Onun için insanları tek çatı altında toplamaya çalışıp mümkün olduğun kadar insanların ihtiyaç ve taleplerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ya bir nevi destek kuruluşudur. Yani dernek zaten öyledir. Yani derneğin Türkiye'deki kurulum aşaması çok farklı. Yani köy dernekleri var. Ekstra işte futbol dernekleri var, bir başka dernekler var ama tabii ilçeyi temsil eden dernek her zaman
daha da ilçeye, o ilçenin bir aynasıdır diye biliyorum. Biz genele hitap ediyoruz. Biz bir de işi açmak istiyoruz. Sadece biz dernek derken, tabii ki her derneğin kuruluş amacı farklıdır. Yani der ki biz hayır yapacağız, biz diyeceğiz, sporla ilgili şu bu. Biz genele hitap etmek istiyoruz, açmak istiyoruz. Dernek dediğin zaman sadece bir yere kapalı olsun istemiyoruz. Mesela nasıl söyleyeyim sana, sporla ilgili aktiflerimiz var, yardımlarla ilgili aktiflerimiz var. Ama dernekle ilgili biz bu göreve geldiğimiz zaman şunun bir çalışma içerisine girdik. Arkadaşlar, daha önce hiç bireysel Samsun'da hiçbir arkadaşlarımız, yani siyaset biz yapmak istemiyoruz, yapmıyoruz da. Ama hiçbir arkadaşımız siyasetle ilgili hiçbir yerde bir başlangıç yapmamış, yol kat etmemiş. Biz diyoruz ki dernek olarak, arkadaşlar dernek olarak değil, Asarcıklı hemşehrilerimiz olarak, Asarcıklı arkadaşlarımız olarak artık Samsun'da artık siyasetin bir yerlerinden tutsunlar istiyoruz ve dernek olarak biz bunları destekliyoruz. Yani elimizden gelen her türlü yardımları yapıyoruz. Hatta şöyle bir çalışmamız oldu bununla ilgili. Evet. Yani bu çok nadirdir. Bazen böyle çok yanlış anlamayın, şey yapmıyoruz. İlkleri yapıyoruz. Yani kolay değil bunlar. Sporla ilgili Samspor 19 Mayıs stadyumuna pankart astık. Yani bunlar bizim Asarcı halkının parayla yapabileceğimiz işler değil bunlar yani. Ve sonra çocuklarımızı, gençlerimizi derneğimizden araba kaldırarak, otobüs kaldırarak maçlara götürmeye başladık. Ve buradan da Yüksel Yıldırım Başkanımıza selamlarımızı iletiyoruz. Çocuklarımızdan bilet, ücret talep etmeden belirli bir yer gösterdiler. Ona göre çalışma içerisine girdik ve bunu Samsun'da yaptık. Buradan Sevdam Samsun Platform Başkanı Nuri Başkanımıza selamlarımı iletiyorum. Bu konuda selamlar. Bize çok destekleri olmuştur yani. Aynı zamanda bu çalışmayı biz Asarcık'ta yapmaya başlamıştık. Asarcık yapacaktık ama pandemi bizi ciddi anlamda... Her bölgede, her sektörde, her kuruluşta maalesef sıkıntıya soktu başkanım pandemi. Evet, bizi etkiledi. Pandemi bizim dediğim gibi bayağı bir... Aslında Sayın Vekilimizin Erhan Usta'nın bir sözü vardı. EYT mağduru varsa en fazla EYT mağduru benim diyordu. Aslında bu pandemiden dolayı en fazla zarar gören birileri varsa buradan dernekler aslında. Sivil toplum kuruluşları. STK'lar. Çünkü niye STK'lar? Halkı bir bütünleyici bir... Evet, yani halkı bir araya getirmektir. Vatandaşı bir araya getirmektir. Evet. Festivaller organize ederek. Tabii pandemiden dolayı da iki kişi, üç kişi bile bir araya gelemiyoruz. Kısıtlandığı olduğu için aslında en fazla pandemiden etkilenen kişiler de dernekler yani. Dernek demişken başkanım, o gün sizi ziyarete geldiğimde yani gerçekten sizi gönülden tebrik ediyorum. Derneğin yeri çok güzeldi. Yani o hazırlanış, mesela o köy konseptine göre tam böyle misafirinizi ağırlayacağınız bir yer. Yani ben oraya girdiğimde dedim ki ben bir köy odasına mı girdim dedim. Yani o koltuklar, o hani eski böyle deriz yani köşe koltukları oluşturmuşsunuz. Ya biz ya sen güzel şeyler yapmak istersen, mücadele verirsen belki dört dörtlük olmuyor ama sonuçta ortaya bir şeyler çıkıyor. Bir çalışma, bir yemek çıkıyor. Biz aynı dediğin gibi biz sözüm itibarı aslan yattığı yerden belli olur tarzında evet, biz Asarcık'la öyle bir mekan yapalım dedik ki arkadaşlar, yani bırakın bir misafirimiz geldiği zaman yani bir valimiz, bakanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız ağırlayabileceğimiz şekilde tabii bir mekan yaptık. Ve gören bütün arkadaşlarımız dediğim gibi aset kalıyor. Biz Asarcık'la arkadaşlarımız için yaptık aslında onu. Asarcık'la arkadaşlarımızı bir araya oturup sıcak çay içip sohbetler edip ortamlarda bir araya getirmek. Ama çok da meyvesini toplamaya başladık, faydasını görmeye. Nasıl mesela? Baktığımız zaman orada otururken sohbet esnasında kimin neye ihtiyacı var ya da kimin ne derdi var veya bir arkadaşının, komşusunun neye ihtiyacı var, bunları öğrenmiş oluyoruz. O çok yani önemli. Gerçekten o çok önemli. Çok etkileyici oluyor. Ve kimin nerede ihtiyacı var? Mesela bak şu konuda çok etkiliydi ama yeterli mi? Değil. İşveren elemana ihtiyacı var. Eleman bulamıyor. Elemanın işe ihtiyacı var ama iş bulamıyor. Bu konuda orada çok faydalarını görüyoruz. Ama çok işe elemanın işe ihtiyacı olan çok arkadaşlarımız var. Buradan işveren arkadaşlarımıza da seslenmek istiyorum.
Eğer personel eleman ihtiyacı oldukları sürece özel sektör, tabii ki devlet dairelerine biz çok zor Yapalım, evet. ulaşamıyoruz. Ona Özel çok para sektörde konulur. eğer elemana personel ihtiyacı olan arkadaşlarımız varsa bizlere ulaşsınlar, her türlü yardımcı oluruz. Onlar da bizlere yardımcı olmuş olurlar aynı zamanda. Evet, başkanımızın bu çağrısına da iş adamlarımızın mutlaka kulak vermesi lazım. Başkanım, mesajlar yığıldı. Bir mesajlara bir cevap verelim. Sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Evet, Burhan Kara demiş ki haydi başlamadığımız az önce bahsetmiştim tabii ki bir 5-10 dakika mecbur paylaşımlar oluyor. O yüzden bekletmiş oluyoruz. Affola diyelim. Evet, bakalım Oktay Zerrin, Necdet Çırgamış, başkanıma hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Sizlere selamlarını Sağ olun, benim de göndermiş. selamlar diliyorum. Ve bizim Samsun TV, Miraç Morçöl, sevgili programcımız hem de gazetecimiz, sevgili yazarımız da yayınlar Özay kardeşim demiş. Teşekkürlerimi sunuyorum. Turan Akşen, hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar diliyorum. Sayın Asarcıklar Başkanıma başarılar dilerim. Eşimle birlikte İzliyoruz. Asarcık benim eşimin memleketi demiş. Bakın bizi enişteniz de sizi dinliyor. Selamlar diliyoruz. Sağ olun. Allah razı Tabii ki olsun. Turan Akşen de usta bir gazetecidir ve televizyon programcımızdır. Kendisine buradan yengemize de buradan selamlar ve sevgiler olsun. Evet bakalım kimler var. Vahide Demir yayınlar diliyorum demiş. Ali Gökçe hayırlı yayınlar diliyorum başkanım. Selamlarını Sağ göndermiş. olun. Bir de minik dinleyicimiz var. Başkanımızın oğlu baba başarılarını devamını diliyorum. İşte en büyük mesaj böyle Sağ olur değil mi olun. Benim başkanım? aile desteği çok önemli dediğiniz gibi. Bunda Benim evet de aile aile desteği. desteği. Başkanım başarılar diliyorum. İsmail Karakaş. Evet başarılar başkan Bayram Gonca. Latif Yılmaz hayırlı akşamlar. Özay Bey Havza'ya selamlar ve sevgiler olsun. Tabii Havzalarımızı unutmamak lazım. Buradan selamlarımızı gönderelim. Selamlarımızı iletelim. Az bir ses sorunumuz vardı. O ses sorunumuzu çözmüş olduk. İlhami Dinçer oradan hemen söylemiş bizlere. Teşekkürlerimi sunuyorum. Çorlu'dan Filiz İpek. Filiz Hanım'a da buradan selamlar, sevgiler. Ayla Çakıroğlu, hayırlı yayınlar diliyorum. İsmail Karataş başkanım, Karakaşlar İnşaat olarak her daim yanındayız. İşte az önceki mesajımızın da cevabı geldi. Sağ olun. Bütün gerçekten iş adamlarımız bizim hiçbir zaman desteğini bizden esirgemediler. O arkadaşlarımız da iş adamı zaten. Selamlarını iletiyoruz. İş adamlarının desteğiyle zaten derneğimiz ayakta duruyor ve yaşatıyoruz. Buradan bütün iş adamlarımıza selamlarımızı iletelim. Mehmet Seyhan Deniz başarılar, hayırlı yayınlar diliyorum. Erol Başak başkanıma selamlar İstanbul'dan. Rize'den Bayram Gonca, bizler de Rize'den Sağ sizleri olun. takip Selamlar ediyoruz diliyorum. demiş. Erdoğan İlgen, evet bu mesaj dikkatimi çekti ama o konuya geliyoruz. Yeni dinleme fırsatım oldu. Konusu geçmiş mi bilmiyorum ama Canik Samsun yolu. Biz başkanla bu konuyu özellikle 4-5 sefer dillendirdik. Ve Benim asıl ben zaten her zaman söylüyorum. Benim her konuşmamda o konu muhakkak gündeme gelir, gelecektir. az sonra özellikle o konuya değineceğiz. Hayırlı yayınlar. Kavak Mert Köy'den, Çerkezköy Kapaklı'dan Ali Reis Bey. Evet. Bakalım evet mesajlarımız iyi yayınlar diliyorum demiş Nevzat Bey bizlere göndermiş. Evet mesajlarımız gelmeye devam ediyor. Biz konularımıza dönelim ve gerçekten güzel paylaşımlar var. Güzel izleyici kitlemiz var. Başkanım bu da Dersine buradan selamlarımızı iletiyoruz. sizin sevginiz şu anda ekranda. Sağ olun, sağ olun. Bizi Allah razı olsun. dinleyenler, izleyenlerimiz var ama Güven, özellikle güven. İnsanlara güven verdiğiniz sürece insanlar size sahip çıkıyor ve destek bırakmaz. veriyor. Evet. Temiz, Güven. Güven çok önemli. yüreklilikle değil mi? Evet, ne dedik başkanım? Kuruluş amacımız dedik. Güzel bir şekilde tarif ettiniz. Bir de Asarcığın Kavak'tan ayrılışının diyelim tarihi o zamanki ayrılma sebepleri nüfustan mı yoksa o zamanki yönetimden dolayı mı? Bunu sizden bir duymak isteriz. Çünkü ben bile 4 seneye kadar Samsun'a geldim geleli mesela Asarcığı ben bilmezdim şahsen öyle söyleyeyim. Yani bu bilmemezlik tabii ki Yok, yok, bir de yok. tanıtımdan olur değil mi başkanım? Yani Bizim de dediğim gibi eksikliğim var. Yani sizin ya da birilerinin Asarca gelmesi için bir sebep yaratmamız lazım. Yani bir özellikle neden olması aktiviteler. gerekiyor. Evet, Evet. yani bir neden olması gerekiyor. Mesela ayrılış tarihi olarak ne Evet, geçiyor? Onu bir o açıklarsanız bize şöyle başkanım. söyleyeyim. Öncelikle burada o 1987'de Asarcık ilçe olmuştur. 89'da belediye kurulmuştur. Buradan o 86. tarihte, buradan Asarcık'tan büyüklerimize o tarihte Asarcık'ı ilçe yapmak için mücadele veren Evet. çok büyük abilerimiz, atalarımız yani böyle sahip çıkmışlardır. Ve ben çok biliyoruz ki biz bunları soruyoruz, merak ediyoruz, araştırıyoruz.
Ankara meclisinin önünde böyle 15-20 gün yatmışlar, gelmemişler. Sadece ilçeye bağlanmak için. Ve buradan çok teşekkür ediyoruz. Başarmışlar, yapmışlar. Ve ondan sonra kademeli kademeli eksiklikler tamamlanmış. Gerçekten şey olarak, hükümet binaları olaraktan baktığım zaman çoğu ilçeden biraz öndeyiz, bayağı öndeyiz. Nasıl anlatayım? Devlet kurumu olarak adliye hariç hepsi var. Yani nüfusundan, maliyesinden fark etmiyor, hepsine kadar Bürokrasından. hepsi var. Ama sadece adliye yok. Adliye de zaten olmasını istemiyoruz. Zaten adliye vakamız yok denecek kadar az. Yani biz adliyeye ihtiyacımız yok. Ama bunlar için bizim için gurur verici şeyler. Mesela ben Canik'te de oturuyorum aynı zamanda. Canik'te ikamet ettim. Canik baktığım zaman Samsun'un bir bütünü. Samsun'un merkez. Tabii ki. Yani Canik'te bile bir emniyetin kendine ait bir binası yok. Bir kaymakamlığın, bir nüfusun kendine ait bir binası yok. Ama bunlar Aslacık'ta yapılmış. Yapanların hepsinden buradan Allah razı olsun diyorum. Evet, unutmamak lazım. Teşekkürlerimizi sunuyoruz ilçemizde emeği geçenlerden. Evet başkanım, şu anda derneğimiz adres olarak İlyasköy'de, doğru mu? İlyas Köyü, Gebi Caddesi, Kışla Mahallesi, No. 251. Ama buradan Dördüncü hat son durağı, onu da dördüncü hat son belirtelim. durak, ama Evet. buradan Gebi'li arkadaşlarımıza da selamlıyorum. Ama bizim hedefimiz en kısa zamanda o Gebi olan kısmı Aslacıklar Caddesi yapmaktır. Yani en büyük hedef ve hayallerimizden bir tanesi Samsun'da bir tane Aslacıklar Caddesi olacak. En kısa zamanda Allah izin verirse bununla ilgili çalışmalarımız var ya. Çalışmalar güzel gidiyor o zaman. Böyle Tabii biz yüzünüz başka bir gülüyor. arkadaşımızı, yani Gebirleri biz mağdur ederek değil, sadece biz derneğimizin olduğu yeri en azından Asarcıklar Caddesi olsun diye bir talebimiz var. Biraz daha evet o zaman daha da böyle güzel olacağını umut ediyoruz. Bir de başkanım halihazırda şu anda kaç üyemiz var ve bir de özellikle ben şuna çok dikkat ediyorum. Yani evet Asarcıklar bütünlemede herkesin mutlaka oraya gelip bir manevi destek, maddiyattan ziyade zaten cüzi bir aidatlarımız var değil mi? Aidatlarımız ne kadar mesela şu anda? Diğer konuya Aidatımız geleceğim. 10 lira ama son toplantımızda biz aidatlarla ilgili bir düzenleme yaptık. Yapacaksınız. 10 yaptık yani bir buçuk ay önceki toplantımızda. Biz şöyle diyeyim, toplantımızda üyelerimizle ilgili 10 lira aidat. 10 lira aidat ne yapar? 8 ekmek yapar. Kardeşim üye olun, sıkıntı yok. 8 ekmek bir, yani ihtiyaç sahibine, ailesine Evet. 8 ekmek alacaksınız aidat. Eğer zaten 8 ekmeği alamıyorsanız sizin yardıma ihtiyacınız vardır. Demektir biz yardım Biz edelim ya. diyoruz. Yani aidat İş vermenize gerek adamları yok. oluyor. Aidat Evet. vermenize gerek yok. Eğer 8 ekmeği veremiyorsanız zaten sizin yardıma ihtiyacınız vardır. Bu sefer biz size yardım edelim diyoruz. Ve iş adamlarımızla ilgili çalışmalarımız var, görüşmelerimiz var. Dediğim gibi biraz önce de dile getirdim. İş adamları Evet. arkadaşlarımız derneğimize sahip çıkıyor ve derneğimizi iş adamların arkadaşlarımızın sayesinde ayakta tutuyoruz. Bizim şöyle bir hedefimiz var çalışmamız. Şu anda dernek üye sayımız 400. Ama biz Çok güzel. bunu 2000'lere taşımak, nasıl taşımak? Gerekirse üyelerimizden, yani veremeyenlere, durumu mağdur olanlardan aidat almaması Evet. şartıyla, kardeşim gelin üye olun. Burada birlik beraberlik içinde hareket edelim ve burada sonuçta Asacık kazanacak. Asacık, yani gerekirse aidat veremiyorsanız aidat istemiyoruz. Ama gelin muhakkak derneğimize üye olun. Burada birlik beraberlik hareket içinde hareket edelim. Bizim böyle bir sizin zaten iş adamlarımız derneğin ihtiyaçlarını karşılıyor. Dernek ayakta tutabiliyoruz Allah izin verirse. Yani şu anda herhangi böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Maddi böyle bir çok böyle bir sıkıntımız Maddi yok yani. sıkıntınız yok. Peki şu anda Samsun'da kaç tane asarcıklı var? Net tespit olarak. Bizim net tespit olarak, yani bizim yine büyük bir çalışma içerisinde olduklarından bir tanesi bu. Resmi olarak biz resmi bir net sayı belirleyemiyoruz. Nasıl belirleyemiyoruz? Biraz önce sorduğun soruda biz 89'da ilçe olduğumuz için Evet, Kavak'la 89'dan önceki asarcık. kimliklerimizde benim şahsım da olmak şartıyla Kavak yazıyor. Ve bu da nüfusa gittiğiniz zaman, şey yaptığınız zaman zaten bireysel gidip sorarsan öğreniyorsun. Ama toplu bir hareketinde dediğiniz zaman nüfusa, mesela ilk adım nüfusuna gidip de işte sayın müdürüm burada kaç tane asarcılık ikamet ediyor dediğiniz zaman size bir sayı da veremiyor, yazı da veremiyor. Biz bu sefer bunu farklı bir yollardan tespit etmeye
girişimine bulunduk ve ciddi de bir yol kat ettik. Ama Evet. bizim tahminlerimize göre ilk adım ağırlıklı olmak şartıyla Evet. Atakum ve Canik'te 20 bin nüfusluk bir asarcıklının yaşadığını tahmin ediyoruz çalışmalarımız içerisinde. Ama net resmi bir yazımız yok. İnsanlara bireysel ulaşaraktan mesela şöyle bir şey içerisine girdik. Asarcık'taki muhtar arkadaşlarımız da hangi köyde kaç tane kaç Kaç hane köyümüz var? 33 tane köyümüz var, muhtarlığımız var Asarcık'ta. Bu muhtar arkadaşlarımız en azından köyünde ikamet edip yani yaşayıp da Samsun'da ikamet edenleri hangi ilçede ikamet ettiklerini bildikleri için böyle bir üzerinden çalışma içerisine giriyoruz. Ve sadece bir tane muhtarlıkta 87 hanenin Samsun'da yaşadığını tespit ettik. Yani 87 haneye baktığı zaman 4 nüfus olsa zaten bu insanlar baktığı zaman sadece 300-500 tane bir tane köyden çıkıyor. Yani bu da ciddi bir rakamlar yapıyor topladığı zaman yani. Şimdi başkanım, sizin söylemenize göre, fizibilitenize göre, kendi araştırmamıza göre 20 binden bahsediyorsunuz. Evet. Ama sayı olarak 400. Yani Üye olarak 400 ama biz üye olarak nüfus olarak 400. 20 bin bekle tahmin ediyoruz Samsun'da. Yarısını düşürdüğünüz zaman 10 bin yapar. Ben şöyle kısa bir matematiksel yapmak gerekirse, benim görüşümden bahsediyorum. Yani bu sayının 400 değil de bir 5 binin üstünde olması lazım. Normalde bakarsanız. Olması lazım ama biz arkadaşlarımıza şunu anlatıyoruz. Evet. Evde şimdi 3-5 nüfus yaşıyorsa bir tanesi üye olduğu zaman derneğe tamam diyor. Ben diyor derneğe üye oldum diyor. Ama biz onu istemiyoruz kardeşim. Eşiyle çocuğuyla beraber üye olsun. Aidat verebiliyorsa bir aidat versin, veremiyorsa hiç vermesin. Ama eşini de çocuklarını da derneğe üye yaptırsın ki en azından sizin sorduğunuz soruya yani net bir sayıya ulaşabilelim. Çoğunluğumuz, çoğunluk Evet, olur. yani evet biz bir sayıya ulaşalım. Ha, Evet. evinde kaç hane yaşıyor biz bunu bilemiyoruz nüfus olarak yani. Onun için evden bir hane derneğe üye olduğu zaman tamam diyor ben derneğe üyeyim diyor yani. Şimdi sayı diyoruz ya, sevgili seyirciler, sayı diyoruz. Sayı çok önemli. Yani dernekte de özellik var. Şimdi ben söylüyorum, 20 binden bahsediliyor ve 400 diyorum, çok az. Yani gerçekten çok az. Bakın başkanım, hiçbir dernek başkanından ben bunu duymadım. Ya yani bunu buradan cesur yürekle söylemek istiyorum. Biz şöyle Dernek. sözünüzü kestim. Yani biz aldığımız zaman çok ama çok gerçekten azdı. Yok denecek kadar bu pandemi sürecinde biz bunu buraya taşıyabildik. Yoksa Allah'ın verirse dediğin gibi yüksek rakamlara en kısa zamanda ulaşmamız lazım. Yok, herhangi bir talepten dolayı, siyasi talepten dolayı da başkanımın şöyle listeyi çıkartıp işte benim atıyorum 20 bin tane üyem var dediği zaman Asarca çok rahat bir şekilde taleplerinde bulunuyor başkanım. Bu bir siyasi kanalından söylüyorum. Bunu açık açık burada söylemek gerekiyor. Siyasi kanal Evet. derken orada biraz oraya değinmek istiyorum. Zaten onunla ilgili bir çalışmamız var siyasetle ilgili. Şöyle şimdi üye dediğin gibi ciddi bir anlamda sayımızı elimize ulaştırıp ona göre ciddi bir çalışma yapmamız lazım. Mesela nasıl? Samsun İlk Arım'da Kışla Mahallesi'nde biz bunu net biliyoruz ki ikametgahın yarısı Asarcıklı. Yarısı. Tepecik Mahallesi'nin en az üçte biri Asarcıklı. Kazım Karabekir Mahallesi'nin yarısı Asarcıklı. Yaşardağ Mahallesi'nde yine ciddi anlamda çok Asarcıklı var yani. Biz buralarda birlik beraberlik içinde hareket edersek burada hiçbir tane Samsun'da Asarcıklı bir muhtar arkadaşımız yok. Ya da hiçbir belediyede meclis üyesi arkadaşımız yok. Artık biz bunlar olsun istiyoruz. Biz bununla dernek olarak bunların çalışmasını yapıyoruz. Şahıs bireysel olarak istemiyoruz. Böyle bir talebimiz, arzumuz yok. Ama ciddi bir çalışma yapılırsa, burada Asarcıklı arkadaşlarımız destek verirse, derneğimize üye olup en azından elimizdeki sayılarla beraber yol kat edersek, bu dediğimiz Daha çabuk mahallelerde ilerlenir. muhtarlıkları alma oranımız çok yüksek. Çok yüksek. Onun haricinde baktığın zaman ya muhakkak bir garibanın fark etmez normal bir vatandaşın işi oluyor. Belediyelerde şurada. Şimdi İlk Adım Belediyesi'nde bakıyoruz bizim kimliğimize Kavak yazıyor. Ama baktığın zaman İlk Adım Belediyesi'nde 6 tane Kavaklı meclis üyesi var. 6 tane meclis üyesinin içerisinde neden bir tane ya da iki tane Asarcıklı olmasın? Peki o Müzik Cüzdan dediniz ya, Kavak yazıyor. O meclis üyelerinin içinde Asarcıklı yok mu? Yok. Yok. Yani birebir tespit ettiniz Evet, mi? evet. Asarcıklı Evet. yok. Ondan dolayı biz artık Asarcıklılar, tabii bu bizi birilerine kızmıyoruz. Bu eksikliği biz kendimizde arıyoruz ve bu eksikliği artık tamamlamamız gerektiğini, doldurmamız gerektiğini düşünüyoruz.
Ve ciddi arkadaşlarımız yani bizlere sahip çıkarak bir Evet. çalışma koordinasyon içerisinde meclis üyesi arkadaşlarımız olsun, muhtar arkadaşlarımız olsun ve biz hiçbir zaman ben demiyoruz. Ben diyen adam kaybeder. Biz diyoruz. Kaybeder, evet. Ve biz İlkadın Belediyesi'nin AK Parti ilçe meclis ilçe yönetim kuruluna bir tane arkadaşımızı verdik buradan. Onları da söyleyelim. En azından reklama şey girmesin. İlk adım şeyinde Zahit Değirmenci arkadaşımızı AK Parti ilçe yönetimine verdik derneğimiz tarafından. Çünkü niye? Birine işine yarar. Yardımcı olur anlamında. Ondan Evet. sonra MHP'nin il yönetim kongresi yapıldı. Ve buradan Asacıklı yine Ahmet Gonca kabinesi, Ahmet Gonca arkadaşımızı oraya derneğimizin referansıyla oraya verdik. Ve ondan sonra Cumhurbaşkanımız gelmişti mesela AK Parti'nin il yönetim kongresi yapıldı. Ve AK Parti il yönetimine İsa Karakaş iş adamı arkadaşımızı verdik. Yani şunu anlatmak istiyorum. Burada ben demiyoruz, biz diyoruz. Her partide, Birlik her beraber olalım. yerde Evet. artık Asacıklı arkadaşlarımız olsun istiyoruz. Ha bunların devamı gelecek. Ya bu arkadaşların, bu parti siyasetlerin seçim kurultayı bizim dönemimize denk geldiği için biz bunları yaptık. Ama bundan sonraki partilerin de kurultaylar yapıldığı zamanlarda bunlardan da tabii ki böyle bir talep ve isteklerimiz olacaktır. Evet başkan, gerçekten ben soruyorum ama başkana, ben sormadan başkan beni tamamlıyor. Bu akşam böyleyiz. Geçen hafta yayınımızda da başkan konuşsun demişlerdi. Bugün de başkanımız konuşuyor bizlere. Sağ Mesajlarını olun. iletiyor. Evet, hayırlı yayınlar, kolay gelsin. Ramazan konuştuk bizlerle. Aileden biri zannediyorsam, amca Amcaoğlu. olur. Ben de kendisine selamlarımı İyi iletmek yayınlar istiyorum. değerli başkanım, selamlar. Ömer Reisli, Bayram Geyik, selam, iyi yayınlar. Çerkezköy Kapaklı'dan iş adamı Bayram Geyik. Evet, bakalım, iyi yayınlar başkanım. Hüseyin Kerem Çırgamış demiş. Başkanım Fındıkçak köyünden selamlar olsun. Asarcımıza. Caniye bağlı Caniye bağlı. köyümüz. Köyümüz, Evet, evet. buradan selam. İyi yayınlar Süleyman Bey. Başarılar, selamlar. Adem Sekmenoğlu. Evet, bakalım başkanım. Az önce iş adamlarımıza sesleniş yaptınız, işle ilgili sıkıntıyı. Ben hemen hemen her programda bunu değerlendirmek istiyorum. Bir işsizlik var, değil mi? Pandemi, kriz, herhangi bir şey. Ya bunun şablonu olmaz. Bir işsizlik var Türkiye'de. Daha doğrusu verilerde, istatistiğin verilerinde. İşsizlikle ilgili siz Asarcık, tabii ki herkes kendi bölgesinde. Bugün Kavak, bugün Vezirköprü, bugün Havza. Gidernekler de aynı şekilde. Bu işsizlikle ilgili sizin öneriniz veya sizin çalışmanız ne? Sadece buradan tabii iş adamlarına eleman ihtiyacı o zaman gel al demek değil de farklı bir stratejiniz var mı başkanım? Ya farklı bir stratejimiz şu. Öneriniz diyelim buna, biraz daha açmak Ya gerekirse. önerimiz biz toplantılarımızda da bunları dillere getiriyoruz. Komisyonlar böyle kurularaktan Evet. ortak bir çözüm üretilebilir. Bu bireysel baktığın zaman senin benim yapabileceğim işler değil. Şimdi Samsun'la ilgili ikamet eden arkadaşlarımız zor, tamam. Hayat şartları, geçim zor. Ama İnşaat sektöründe çalıştığı için Samsun'da biraz inşaat son 2-3 yıldır biraz sıkıntılı gidiyor. Evet. Bundan dolayı çok yardımcı olamıyoruz. Mesela şimdi biz derneğimizi kurduk, buraya yaptık ama artık insanların bu sefer talep ve ihtiyaçları çoğalmaya başladı. Çoğalıyor. Bu sefer bu talep ve ihtiyaçlarına cevap vermen gerekiyor. Tabii hepsine belki yetersiz geliyor, hepsine cevap veremiyoruz ama bu sefer aracılık yapıyoruz. Mesela gerekirse gidiyoruz. Sanayide fabrikası olan fark etmez tekstildi başka bir şeydi bu arkadaşlarla görüşerekten diyoruz arkadaşım böyle böyle bir mağduriyet var ortada Evet. bu arkadaşımızın işe ihtiyacı var diyerekten bu şekilde yardımcı oluyoruz Mesela böyle bir. şöyle bir şey olabilir mi? Yani tabii ki bu benim bir kanaatimce bir fikrimdir. Böyle iş adamlarını bir araya toplayıp bir iş istihdamı veya herhangi bir tekstildir bilmem bunun gibi faaliyetlerde bulunma gibi bir Onunla durumunuz var mı? ilgili şöyle bir Sizin önerinizle. çalışma demeyelim de öneri diyelim dediğiniz gibi. Asacık'la ilgili baktığın zaman burada biraz önce mesela söyledik tarım ve hayvancılık çalışıyor. Artık böyle 3-5 tane belki sayı daha fazla olabilir iş adamlarımız bir araya gelerekten kooperatifler kurmak zorundayız. Tamam Asacık'a daha önce denenmiş 1-2 tane kooperatif kuruldu işlem yürümedi ama
sistem hatası diye ben bakıyorum. Yani o kooperatifin o şekilde yürümeyeceğini aslında yapan arkadaşlarımız da biliyordu yürümeyeceğini. Ama artık bir kooperatifler kurularaktan yani bir işletme kurulabilir. Yani Şimdi kurulamayacak derken yani nerede bir eksiklik var? Yani bir yerde bir eksiklik var ki şimdi kurulamıyor. kuruldu daha önce Aslacık'ta hayvancılık kooperatifi kuruldu. Ama hayvanlar insanlara birebir dağıtıldı, kontrol yapılamadı, takibi yapılamadı. Bu sefer insanlar hayvan aldı, 3 tane, 5 tane ama yem almaya para bulamadı, danayı sattı, yem aldı. Ondan sonra bir tane hayvanı hastalandı, öldü, yerine koyamadı. Sistem ilerleyemedi ve geri geri çöktü ve şu anda tamamen kapalı. Kooperatif derken hayvancılık yapılabilir. Hayvancılığın haricinde mesela Aslaca bir tane tekstil fabrikamız vardı. Şey olarak yani tekstil de olabilir, başka bir şey de kurulabilir. Onu işi bilen bir işletme müdürü başına konularaktan bunlar yapılabilir. Yani buradan iş adamlarıma şunu seslenmek istiyorum. Baktığınız zaman arkadaşlar İstanbul'da, Bursa'da, Samsun'da ikamet edebilirsiniz. Ticaretinizi yapabilirsiniz. Ama ticaretinizi bozmadan, düzeninizi bozmadan da 3-5 tane arkadaş bir araya gelirken Asancak için bir şeyler yapabilirsiniz. Göç Ya engelleyebilirsiniz, değil mesela mi? aynen dediğin gibi baktığımız zaman çok o kadar böyle 3-500 bin lira verebilecek gücü ekonomisi olan iş adamlarımız var. Evet. Yani sen buraya 5 tane iş adamı bir araya gelsen ikişer yüz bin adam baktığın zaman 1 milyon para yapar. Yani tabii ki 1 milyonla yani belki olmaz ama 1 milyon 2 milyonla böyle işletmeler kurabiliriz. Çok rahat bir Bununla şekilde. ilgili kuraraktan Evet. şey yapabiliriz. Mesela Asarcık'ta şöyle bir şey yapılabilir. Bak buradan biz bunu söylerken Asarcık'taki yönetici başkanlarımızın burada hepsine selamlar iletiyorum. Yani başarısız gibi böyle bir kelime kullanmıyoruz. Yapamıyor anlamına gelmiyor. Ama bir komisyonlar kurularaktan mesela farklı partilerde olabilir. Partinin dışında ilçe tarım kooperatifi, ziraat Evet. mühendisi, ziraat odaları başkanı, esnaf sanatçılar odası başkanıyla beraber bir komisyon oluşturarak komisyonda toplantılar yaparak da ne yap? Yani asansör bir sorunların masaya yatırılması lazım. Biz ne yapabiliriz diye beraber istişare etmemiz lazım. Bunlar bu şekilde. Sadece Cumhur İttifakı baktığı zaman, iktidar olarak baktığı zaman biz bu şekilde ne yapalım dediği zaman yapmıyorlar, yapıyorlar ama yetersiz kaldıklarını kabullenmeleri gerekiyor. Yani baktığımız zaman bu komisyonun kurulması gerektiğini düşünüyorum. Bunlar mesela bak şöyle bir olay yaşadım ben. Burada belki üzülerek söylüyorum. Bunu 15-20 gün önce yaşadım. 15-20 gün önce Asarca'ya gittim. Köyüme gittiğim zaman bir tane arkadaşım ceviz dikecekmiş yerine. Ben kendi olduğum köyde, bölgede ilk fındığı ve cevizi diken kişi. Ceviz dikecek. Bakıyor. İlçe tarıma müracaat ediyor. İlçe tarımdan geliyorlar, araziye bakıyorlar, analiz ediyorlar. Diyorlar ki burada olmaz diyorlar. Neden diye soruyor. Bir toprak analizi var. Yok, analiz derken öyle toprak analizi değil. Sadece yere bakıyorlar, geliyorlar. İşte burada ceviz. Şimdi teşvik olduğu için, teşvik konusuna da değinmek istiyorum. Biraz o teşviki açacağım ama konuyu dağıtmak istemiyorum. Geliyorlar, bakıyorlar. Ben diyor burada ceviz yapmak istiyorum diyor. İlçe tarım verdiği için fidanları. Burada olmaz diyorlar. Niye diyor soruyorlar. Benim arazi de orada. Diyorlar ki bu vatandaş buraya diyorlar ceviz dikmiş. 4 sene olmuş dikeli benim cevizlerim orada büyümedi. Orada tamam olmadı. Diyor ki bu vatandaş buraya cevizi dikti. Burada ceviz olmadı. Olmuyor diyor. Onun için olmaz raporu diyor. Ben şunu anlatmak istiyorum arkadaşlar. İlçe Tarım Kooperatifi benim diktiğim fidanlara göre analiz etmemesi lazım. Kendisi fidanlar dikip ilçe tarım olarak gerekirse farklı meyveler dikip yani kendine ait arazisi olup yetiştirip 3-5 yıl 10 yıl yetiştirip bu bölgede ne olabilir diye aslında köylülerimize vatandaşlarımıza anlatması lazım. Ben denemek için diktim. Benim 4 yılım 5 yılım hibe oldu. Yani ziyan oldu. Önemli değil. Benim olsun ama bütün vatandaşın 5 yılı 10 yılı eğer ziyan olacaksa o zaman o ilçe tarım ne yapıyor orada? İlçe tarımın görevi ne? Yani insanları bilinçli bir şekilde yönlendirmesi gerekiyor. Ama benim tarlama, senin tarlana göre analiz edip yönlendirdiği zaman bir yerde bir eksiklik vardır. Yani bunu görmemiz gerekiyor. Evet, yönetimde sistemsel bir sıkıntı doğuyor.
Evet, sorunlar dedik. Sorunlar tabii her ilçenin kendine göre sorunlar var. Özellikle benim de çok dikkat ettiğim bir yolumuz var. Başkanım, şimdi devamlı geçen yıldan bahsediyorum, geçen seneden bahsediyorum. Canik'ten çıktım, Romen Mahallesi'nden eşimle beraber Vezirköprü'ye gidiyorum. Dedim bugün bu yolu kullanacağım. Başkanım, dedim ki Canik'ten gideceğim. Herkes söylüyor. Dedim bir Asarcık yolundan bir gideyim. Yani Asarcı da görmedim gerçi de. O yolu bir kullanayım. Başkanım eminim. Eşimden fırça yerim. Yani şimdi Roman Mahallesi'nden çıkıyoruz. Sonra köylerden kıvrılma yol gidiyor. Yani ben şunu sesleniyorum yetkililerden. Yani o insanlar ben bir sefer gittim. Dayanamazken yani o insanlar o yoldan devamlı gelip bir de tehlikeli. Yani virajları o kadar kötü ki. Yani o yolun yapılmasındaki Asarcık, Canik Asarcık yol sorunu. Ben Asarcıklardan da dinledim. Kavaklılardan da dinledim bunu. Özellikle ya bu yolla ilgili bir çalışma yok mu başkanım? Ben şahsen gitmem bir gün. Şimdi o biraz açalım o konuyu. Biraz şöyle söyleyeyim. Ne mantık onu tepelere vermemişler veya ya bir kere normal bir vatandaş da düşünür. Dere boyundan vermesi lazım direkt o yolu. Ya biraz Tahmin. şöyle söyleyeyim. O yol 60-70 yıllık yol. O günün şartları belki onu gerektiriyordu. Bir şey demiyorum. Onu yapıldı. Ama şimdi biz diyoruz ki artık alternatif bir yolumuz olsun istiyoruz. Biz Cumhurbaşkanımız Samsun'a geldiği zaman 2018 içinde biz İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara dernek başkanlarımızla beraber Evet. burada o Kaman yolu deriz biz. Şimdi Canik yolu ama bizim çok da halkımızın dilinde Kaman yolu olarak geçerlidir. Kaman yoluyla ilgili bir çalışmamız oldu. Ve pankartlar yapılaraktan veya valiliğe Cumhurbaşkanımıza ulaşmak istedik. Ve o gün yönetici arkadaşlarımız dediler ki biz tamam Cumhurbaşkanına ileteceğiz. Evet. Bu konuyu şey yapacağız dediler. Ve ilettiler. Ama iletmekte bir eksiklik var. Biz tamam yol istiyoruz. Cumhurbaşkanımız 2018'de Cumhuriyet Meydanları'nda mitingde söyledi. Asarcık-Canik yolu muhakkak yapılacak dedi. Ama ne yapılacak, nasıl yapılacak bunun açmadı. Cumhurbaşkanımıza da anlatılmadığını, açılmadığını düşünüyorum. Şimdi şöyle bir şey açmaya istiyorum. Az biraz geriye doğru gitmek istiyorum. 4-5 yıl önce burada Asarcık Emniyet Müdürü arkadaşımız buradan trafik kazası Senin yaparaktan trafik kazası yaptı. Oradan Kaman bölgesinde uçurumdan aşağı uçtu ve rahmetli oldu. Buradan rahmetli anıyoruz. Rahmetli oldu ve onun uçtuğu yerde, kazanın olduğu yerde baktım ben sürekli o yolu kullanıyorum. 2 gün sonra oraya bariyer yapıldı. Yani o bariyerin yapılması için o komiserimizin, emniyet amirimizin ölmesi mi gerekiyordu? Şimdi şuraya geleceğim. Şimdi bizim böyle bir yol talebimiz oldu. Bu yol talep olunca şimdi bakıyorum Kaman yolu, Canik yolu, Asarcık-Canik yolu şu anda tamamen bir bariyer yapıldı. Yani şunu anlatmak istiyorum. Biz bariyer, tamam o yola bariyer ihtiyaç mı? İhtiyaç, eksiklik bir köy var. yolu olarak da olabilir, kullanabilirler yani. Eksiklik var ama sanki bariyer yapılaraktan bizim yol talep isteğimizin üstü kapatılıyormuş gibi bir hisse kapılıyoruz. Biz aynı yolu, mevcut yolun bir yapılan. Şimdi şöyle bir şey var. Biz alternatif bir yol istiyoruz. Bunu burada bir açalım. Alternatif bir yol istiyoruz. Alternatif bir yolu istememizin sebebi çok zor değil. Arkadaşlar, Kaman'ın rakımı 1000. Bak, 900 küsürlerden. Biz sıfırdan, Tırmandığı zaman aynen ağaçta. sıfırdan Kaman'a çıkıyoruz. 1000 rakıma çıkıyoruz. Tekrar 300-400 rakımlara çıkıyoruz. Ondan sonra tekrar 1000 rakıma çıkıyoruz. Evet. Neden ya? Bizim Kaman'a çıkmamız için bir neden yok. Bir sebep yok. Bunu söylediğimiz zaman arkadaşlarımız, yönetici arkadaşlarımız diyor ki çok büyük masrafı var diyorlar. Tüneller yapılacak, viyadükler yapılacak. Arkadaşlar ben o bölgede 6 yıl taksicilik yaptım. Taksi şoförlüğü yaptım. Noktasına kadar, virgülüne kadar oraları iyi bilirim. Tünel isteyen bir yer yok. Viyadük isteyen bir yer yok. Biz gidip de yani bir otoban tarzında bir yol istemiyoruz. Bir atasözü vardır sizin biraz önce söylediğiniz gibi.
su akar yolunu bulur. Evet. Arkadaşlar ya sonuçta bu ırmak geliyor, Samsun'a geliyor. Yani sonuçta bu Asacık'tan Gebi Canik bölgesinden geliyor. Bu dağa bayıra gamana çıkarak gelmiyor bu ırmak arkadaşlar. Yani bu suyu takip ederek, ırmağı takip ederek gelsek bizim işimizi görüyor, yeterli. Burada bir de şöyle bir sorun var. Eğer bu yol yapılacaksa Canik Belediyesi ile Canik Belediye Başkanı ile istişare edilerek yapılması lazım. Baktığın zaman yol Canik'e yapılacak ama en fazla Canik'ten fazla Asacık ve bize lazım ihtiyaç. Canik'e de yapılacağı için biz bunun için Canik Belediye Başkanı ile beraber istişare etmemiz lazım. Bir de şöyle bir şey söylüyorum. Yani ben bunu çok dile getirdim ama birileri belki kızıyor bize, rahatsız oluyor ama Sayın Cumhurbaşkanımız demişti İstanbul, Kanal İstanbul benim çılgın projem diye. Asarcık'ta Canik yolu Asarcıklı arkadaşlarımızın, hemşerilerimizin çılgın projesi olması lazım. Olmaz diye, yapılmaz diye bir şey yok. Samsun'a geliş gidiş çok büyük. Ben buradan baktığımız zaman Arıcak yolu bak beton oldu. Burada yapanlara, sebep olanlara Allah razı olsun. Şu anda Yarımca köyünde ciddi bir çalışma var. Bu anlattığım köyler Asarcık'ın en uzak ve en ucra köyleri. Bak çok burada büyük çalışmalar var. Büyükşehir Belediyesi'nin, ilçe belediyesinin çok büyük çalışmalar var. Şunu anlatmak istiyorum. Arıcak'ta oturan, ikamet eden arkadaşlarımıza soralım. Yarımca'da oturan arkadaşlarımıza soralım. Arıcak'a beton yol yapılacağını bundan 5 yıl önce bir söyleseydi kendileri de inanmaz, gülerlerdi. Evet. Yani şunu anlatmak istiyorum. Eğer istenilirse, mücadele edilirse yapılıyor kardeşim. Biz bu mücadeleyi bırakmayalım ve ben her konuşmamda bunu ben dile getireceğim. Ama muhakkak ki bu yol yapılacak. Ama 3 yıl sonra, ama 5 yıl sonra yapılacak. Biz bu işin üstündeyiz. Kim yaparsa meyvesini de o yer. Bizim söylemek istediğimiz şu. Yani şu anda şunu anlatmak istiyorum. Cumhur İttifakı'nın, Cumhurbaşkanımızın şu anda yapamadığını baktığınız zaman kim yapacak? Ya şu anda yapılamaması için neden yok? Ve resmi ben bir ağızdan duymadım. Herhangi bir siyasetçiden, herhangi bir başkanımızdan duymadım. Birinci ayın 18'inde ihalesi olduğunu söylüyorum. Sosyal medyada geçiyor. Bir bakalım birinci ayın 18'inde neyin ihalesi varmış? Ne yapılacakmış? Açıklamasını Canik yolunun ihalesi var diyorlar. Ama ben hiçbir dediğim gibi resmi bir siyaset adamından ya da herhangi bir başkanımızın ağzından böyle bir kelime duymadım. Birinci ayın 18'inden sonra bakalım ihale yapılıyor mu yapılmıyor mu? Şimdi Kamanlılar dediniz. Az önce Kamanlı bir dinleyicimizle izleyicimizle bizlere mesajlarını göndermiş. Başkanım biz Kamanlılar olarak senin yanındayız. Bizim sesimizin sessizsin, teşekkür ediyorum başkanım diye bir mesajımız var. Arkadaşlarımıza, Kamanlı arkadaşlarımıza selamlarımı ötüyorum. Yani ben de orada bütün arkadaşlarımı tanıyorum, muhtarımı tanıyorum, ayağım muhtarımı oradan sen bütün vatandaş evet. Hep iç içeyiz yani ama buradan selam, ben onlara biz, onlara verilen bir şey biz almış istemiyoruz. Biz kendimizi halkımız istiyoruz. Halkımız için tabii ama ki. Ama aslında Canik ve Gebi halkı çok ciddi anlamda yararlanacak. Oradaki köyler yani zaten orada tali olaraktan köy yolları var zaten. Yani bunlar çok faydalanacak orada ya. Ve şu anda şunu anlatmak istiyorum bak. Yol Canik'e yapılacak. Şu anda baktığımız zaman bakın Samsun olarak konuşalım. Atakum'da baktığımız zaman CHP'de. İlkan'ın baktığımız zaman İYİ Parti'de. Samsun olarak bakıyoruz ilçelerden. Çünkü Samsun'un bütünleyici Canik, İlkan'ın Atakum'dur yani. AK Parti Cumhur İttifakımız baktığımız zaman yani Canik ya yani kendi yapması gerekiyor. Yani bütün imkanlar her şeyimiz var yani bu yolun yapılamaması için bir neden yok. Belki farklı belediyelerde olsa bize şu nedenler sayabilirler ama bize bir masaya bir neden koyabilecekleri bir neden yok. Yani şu nedenden dolayı yapılmıyor diyebilecekleri bir sebep yok. Ha, sebep ekonomi söylüyorlar. Ha, şu anda da derler iyi de öldür hakkını yeme. Kavak yolumuz devam ediyor. O da bitmiş anlamına gelmiyor. Şu anda sezon itibarından dolayı çalışmalar devam ediyor. Şu anda tahminen 5-6 kilometre kadar bir yolumuz kaldı. Orada ihalesi yapılmış bir yol. Asarcık sınırında bitiyor. Canik sınırında. Bizim talebimiz, isteğimiz bu yolun devamının yapılması. Kavak'tan gelen yolumuz Canik'le birleştiği noktada bitiyor. Ve bu yolun ihalesinin yani devam ettirilerekten bu yolun devam etmesini istiyorum. Ticaret de hızlanır. Yani başkanım ya, şöyle bir şey söyleyeyim. Samsun'la Asarcık arası
ve Canik ortada. Herkes de Canik'e veya Samsun merkeze daha rahat gelme olanağı sağlar. Bakın arkadaşlar, anlatılamayacak şekilde bir faydası olacak. Gerçekten Hasarcı'yı kurtaracak tek ve en büyük proje budur. Ben Canik'te ikamet yayıyorum. Atakum'da Samsun'un, Canik'te Samsun'un. Atakum'a gitmek için yarım saatim geçiyor trafikte. Samsun'da Kirazlık'ta sanayi var. Çarşamba'dan bir sürü çalışan arkadaşlar geliyor. Çarşamba'dan geliyor adam servislerle. Samsun'da çalışıyor, akşam evine gidiyor. Şu anda Kavak'ta organize sanayi var. Kavak'ta çalışan personelin %80'i Samsun'dan gidiş geliş yapıyor servislerle. Adam buradan biniyor servisine Samsun'dan, gidiyor Kavak'a, fabrikada çalışıyor, akşam Samsun'a geri geliyor. Şunu anlatmak istiyorum. Eğer bu yol yapılırsa zaten bu mesafe zaman olarak yarım saatin altına düşüyor. Eğer bu baktığımız zaman Hasarcık'ta ikamet eden kardeşlerimiz, ablalarımız baktığın zaman Samsun'da çalışabilir ama akşam evine gidebilir. Yani Samsun'a göç etmesine, ikamet etmesine gerek yok. Hatta ben şuna da inanıyorum. Samsun'da ikamet eden Hasarcık'ta arkadaşlarımız bile belki Hasarcık'a geri dönüş yapacak ama ticaretini, çalışını, iş yerini Samsun'da devam edecek. Ya köprü olacak. Bu kadar ya. Ya bu çarşambayla Bafra'yı örnek almamız lazım. Bu Kavak'a örnek almamız lazım yani. Bu çok zor değil. Bu Hasarcı dediğim gibi yani çılgın projemiz olması lazım. Hasarcı tek kurtaracak proje budur. Benim korkum şudur aslında. Gelecekte baktığımız zaman biraz önce ne dedik? Övdük. Bütün kamu kuruluşlarımız var dedik. Maliyemiz var, nüfusumuz var dedik. Tapu kadastromuz var dedik. Ama bunları ayakta tutabilmemiz için orada bir hareket olması lazım. Orada bir nüfus olması lazım. Yarın bir gün bu kurum, sonuçta devletin de kurumu olsa devlet de hesap yapıyor. Zarar ettiği evet. zaman o kurumun kapısını kapatacak. Bu sefer bu değerleri biz elimizden kaybetmememiz için zarar bu yolun yapılması lazım. Evet, Hasarcık'a da çok büyük bir katkılar sağlayacağını başkanımızın deyimiyle bizler de tabii ki ulaşım ne kadar çok olursa az önceki örnekteki gibi biraz daha Hasarcık'ın Samsun'a biraz daha sıcak böyle temasla olmasını sağlar. Şimdi başkanım spora gelelim biraz da. Sizin de sporla ilgili bir az önce yayına başlamadan önce kuliste konuşmuştuk. Hasarcıklar Derneği olarak spora bakış karşısında bir ilgi var değil mi? Samsun Spor var. Onda bir mütabığız. O bizim baş tacımız. Ve bu konuda desteğiniz nasıl? Sizin de bir sporla ilgili bir çalışmanız var. Sizden dinlemek isterim. Ben söylemeyeyim, buyurun siz söyleyin. Ben sporun içinden gelen birisiyim. Ben 8 yaşında evet. spora başladım. Uzun yıllar güreş yaptım. Ve buradan bütün ergide sesleniyorum. Hangi spor dalı olursa olsun çocuklarınızı muhakkak bir spora yazdırın. Çocukların özellikle 10, 15-16 yaş arasında özellikle kesinlikle muhakkak bir spora yazdırın. Çünkü çocukların haylazlıktan, sokaktaki yaramazlıktan, sokaktaki kötü ahlaklardan uzaklaştırırsınız. Onun haricinde biz sporla ilgili mesela güreş yaptığımız için güreşle ilgili ciddi bir Hasarcık'a elimizden geldiği kadar katkı sağlamaya çalıştık. Hasarcık'ta güreşlerde panayır festivaller düzenledik. Evet. Düzenle belediye başkanlarına buradan selamlarımı iletiyorum. Bunlar bizden her türlü yapabileceğimiz yardım konularda desteklerimizi verdik. Panayırlar, festivaller düzenledik. Her türlü bundan sonra da üstünüze düşen görevi yapmaya hazırız. Samsun Spor olaraktan da şudur. Şimdi biz tamam dernek bazı. Sonuçta bir kurumsalız, bir yeri temsil ediyorsun. Biraz önce söyledim ya, ben bunu seviyorum, ben bunu sevmiyorum gibi böyle bir şeyimiz olmaması lazım. Gençlerimiz ne istiyorsa biz onlara istedikleri imkanları sunmaya çalışıyoruz. Samsun Spor'a biz bu göreve geldikten sonra gençlerimize bütün maçlara dernek olarak araç kaldırdık. Dernekte toplaşaraktan çocuklarımızı maçlara götürdük. Ve bu maçlarda buradan Yüksel Ergun Başkanım aynı zamanda onun da desteğini, teşviğini alaraktan belli bir yaş altında çocuklarımıza bilet almadı ve ekstra bir türbün ayarladı bize. Onun haricinde bu çalışmamızı Hasarcık'la ilgili çalışmalarımızı, Hasarcık'taki çocuklarımızı, okullarımızı Samsun maçına getirme gibi çalışmamız vardı ama pandemiden dolayı bunu gerçekleştiremedik ve aynı zamanda
stadyumda asayişte olarak pankartımız astık. Yani bunlar spor olarak gördük, maksat burada sporu teşvik etmek. Ama ben buradan sporla ilgili hem büyükşehir belediye başkanımıza hem de ilçe belediyelerimize buradan seslenmek istiyorum. Antalya taraflarına giden arkadaşlar halk otobüslerinin arkasında pehlivanların tabii başarıya ulaşmış, altın kemer kazanmış, Avrupa şampiyonluğunu almış pehlivanların halk otobüslerinin arkasında resimleri var. Aslında bu çok çok güzel bir teşviktir. Düşün, bir çocuksunuz, 12-13 yaşlarında, 15 yaşlarındasınız ama bir halk otobüsünün üzerinde resminizin olmasını, isminizin olmasını istemez misiniz? Tabii. Bu çocuklara teşvik için yapılan bir projedir. Ama bizim Karadeniz'de maalesef bunları göremiyoruz. Sadece Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde, Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanlığı Recep Kara arkadaşımıza da buradan selamlarımı iletiyorum. Sadece Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde var bu. Arabaların üzerinde sporcular resmi var. Arkadaşlar çok başarılı elimizde, fark etmez. Bu sadece güreş olarak yapılmasın. Benim istediğim futbol olur. Mesela yerli futbolcularımız var, başarıya ulaşmış. Basketbol olur, tekvando olur, güreş olur. Başarıya ulaşmış sporcularımızın halk otobüslerinin üzerinde resimleri olsun. Ki genç nesli teşvik edebilelim bunlara. O çocuklara o işleri heveslendirelim ki başarıya ulaşalım. Ve artık bunları yapılması gerektiğini talep ediyoruz buradan. Evet başkanımla bu akşam çok güzel konulara değindik. Şimdi başkanımın bir dernek başkanı kimliği var. Bir de tabii ki iş adamı. Samsun'da da çok sevilen iş adamlarından bir tanesi. Ben başkanımın yüzüne söyleyeyim. Bazen emlakçılarla beraber bir ortamda olduğumuz zaman başkanımızın kulaklarını çınlatıyoruz. Diyoruz ki evet diyorlar, biz tanıyoruz. Ben şunu söylüyorum. Oldu mu bir zararı? Kesinlikle diyorlar. Tam tersi, faydası oldu bizlere. Bir de ticari kimliğine bakalım başkanımın. Başkanım bir de iş adamı. Emlak sektöründe özellikle bu depremden sonra özellikle emlak sektörü de bayağı bir sıkıntıya girdi. Bununla ilgili de başkanımdan şöyle bilgilerini alalım, bakalım hangi emlak sektöründe veya hangi çalışmalar yapıyor. Bir firmamızın isminden bir başlayalım. Onu da ekranların başında izleyen bizleri, sayın seyircilerimize de belirtmiş olalım. Belki olur ya, birisi ev alır, birisi arsa alır. Başkanımıza deriz ki başkanım hemşerimize de yardımcı ol. Ya illa Samsun değil başkanım. Bugün her türlü gurbette bile mesela az önce ne dediniz? Yayınımızın ortasında yatırım yapmak istiyor. Evet. İşte siz de bununla ilgili bir şöyle konuşup emlakla ilgili bir bilgi. Emlakımız nerede? Nasıl faaliyet yürütüyor? Bunlarla ilgili kısa bir bilgi alalım, sonra toparlanmış yapalım. Ben Ozan Bey, sizin samimiyetine inanaraktan iş hayatımıza ve emlak sektörüne değinmeden önce Asarcık'la ilgili bir iki cümle daha söyleyip tabii ki başkan. Buradan Asarcık Belediye Başkanımıza ve Asarcık AK Parti İlçe Başkanımıza sesleniyorum. Artık Asarcık yollar yapılıyor, bunu söylüyoruz. Ama artık güzel projeler, evet, halkın, vatandaşın artık mutlu olsun istiyoruz. Evet. Biraz önce biz ne dedik? Ben dedim Asarcık'ın ismi duyulduğu zaman mutlu oluyorum. Ama Asarcık halkını da mutlu etmemiz gerekiyor. Mesela Asarcık'ta Armutlu Köyü'nde bir gölet projesi, talebi, evet, isteğimiz var. Bunun haricinde şunu atmak istiyorum. Lade'ye gidiyoruz, Borabaya gidiyoruz, fark etmez. Trabzon tarafına geçiyorsun, Uzungöl'üydü, Trabzon'uydu. Evet. Baktığın zaman burada aslında Asarcık'ın çok içinden geçen ırmaklar var. Küçüklü, büyüklü. Gerçekten ciddi, belki sayı olarak biliyorum, 8-10 tane ırmaklar var. Küçük böyle bireysel göletler yapılaraktan, yani bir insanın ailesini, çoluğunu çocuğunu fark etmez ya da bir arkadaşını, genç ya 20-25 yaşında bu çocuk ne yapacak? Bir şeylerle vakit geçirecek, eğlenecek. Aktivite olacak, evet. Bir arkadaş ortamı olarak olsun, aile ortamı olarak alıp da pikniğe gidebileceği bir göletimiz olsun, gölün kenarında piknik masaları olsun, kamalya tarzında bunlar olsun. Artık biz bunları istiyoruz. Böyle bir artık bunlar çok baktığı zaman ciddi böyle ekonomi, para isteyen, masraf isteyen şeyler değil. Ama insanları mutlu eden şeyler. Baktığı zaman bir arkadaşımızı alıp bir yere gidiyoruz pikniğe. Gittiğimiz yerde elimizi yıkamaya ya da bir ihtiyaç suyu almaya su yok.
suyun olduğu yere gidiyorsun bu sefer. Oturmaya, masa, tezgah kurmaya bir yeşillik diyor. Bu sefer yani böyle bir isteğimiz, talebimiz var. Artık bunlara fark etmez Armutlu Köyü göleti olur. Onun haricinde küçük böyle göletler yapılarak da piknik alanları, yeşillik yapılsın, insanları bunlar kazandırılsın Teşvik istiyorum. olsun biraz daha. Bir de Aslancık için şunu yapılırsa biz güzel olacağını düşünüyoruz. İlçe bağlantıları, bağlantı yolları. Mesela bağlantı yolları derken biz Aslancık bütün ilçeleri tam ortasında kalmış bir yer. Evet. Kavak'tı, Canik'ti, Ayvacık'tı. Baktığın zaman buradan Tokat sınırlarına, bunların iç sınırlar içinde. Bu ilçelerle bağlantı yollarımızı eğer biraz daha çalışma içerisine girersek Büyükşehir Belediye Başkanımız ciddi bir anlamda bir faydası olacağını düşünüyorum. Çünkü bu yakın köydeki arkadaşlarımız Asarca'ya geliyorlar. Bunları bir türlü kazanmamız lazım. Nasıl kazanmamız lazım? Bölge söyleyeyim. Belki siz mahalle olarak şey yapamazsınız ama Asarca'nın halkı bunu bilir. Şu anda Büyükşehir Belediyesi'nin Yeşilköy Musa bölgesinde beton Evet, yol çalışması evet, var. evet. Ama beton yol çalışması Asarca Evet. sınırında son köyümüzden başladı. Evet. Son köyümüzden başladığı zaman tamam sıkıntı yok Büyükşehir. Kavak da öbür taraftan son köye kadar getirmiş. Ama Kavak'la Asarca'nın sınırları Evet. arasında 1 kilometre Kavak Belediyesi tarafında beton yol yapılmamış yer kalmış. 1 kilometre Asarca tarafında yapılmamış yer kalmış. Yani yolun önü var, arkası var, ortası yapılmamış. Ben sadece buraya örnek verdim. Canik'te de aynı taraf. Tekkeköy'e bağlantı yolumuz var. Mesela Akyazı'ya ait Kozluca bölgesinde baktığımda Yeşilpınar köyümüzün beton yol yapılmış. Akyazı Hacı Osmanlara beton yola ama arada bir 3-4 kilometre beton yol var. 3-4 4 kilometrenin 2 kilometresi Canik tarafında, 2 kilometresi Tekkeköy Tekkeköy tarafında. tarafında. Ama sonuçta bu yolun ikisi de büyük şehir. Büyük şehir. Ben şunu söylemek istiyorum. Büyük şehir burada belediye başkanımız, ilçe yönetici müdürlerimiz buradan selamlar iletiyorum. İlçe yönetici müdürlerimiz istişare halinde beraber hareket ederse yani sonuçta buradan buraya geçişler biraz daha düzgün yapılırsa Tabii ki. bu halkı asarca kazandırmış oluruz. Yani Kavan baktığın zaman Karımlı Mahallesi, Gopuzlu Mahallesi, baktığın zaman Töngel dediğimiz mahalleler var. Bunlar Asarcık'tan geliyor. İnsanlar baktığı zaman Yeşilpınar Mahallesi, Asarcık geliyor. Bunlar geldiği zaman ne yapıyor orada? İhtiyaçlarını gidermek için geliyorlar. Evet. Para harcıyorlar. Bu para ne oluyor? Bu sefer Asarcık'a kalıyor. Sadece. Asarcık'ın esnafı kazanıyor. Arkadaşlar esnafın kazanmadığı hiçbir yerde kimse kazanamaz. Önce esnafa soracağız. Esnaf kazanıyorsa oranın tamam hali yerindedir. Esnafın kazanmadığı yerde kimse kazanamaz. Kazanmaz, evet. Buradan emlak sektörüne girmek istiyorum. İşimizle alakalı Samsun. İkisini nasıl dengeliyorsunuz başkanım? Yani bu kadar çalışmadan sonra konuşurken daha nasıl bir Ya zaman ayırıyorsunuz? Yani günümü ikiye bölüyorsunuz yoksa günleri mi erteliyorsunuz? heves gönül işi. Bunu kimse size bunu parayla, maaşla, şartlarla yaptırtıramaz. Bazen çalışma saatimizin 8 saatini, 3-5 saatini çevremize, eşimize, dostumuza yani derneğe ayırarak geçiyor. Mesela bak siz sordunuz, ben söyleyeyim. Bir tane hastamız vardı. Hastanede yardımcı olur musun dedi. Gittik, yani yarım saat, bir saat yardımcı olacağız, çıkacağız. Ama yardımcı olduğunda bu sefer öbür arkadaşa denk geldik. Onu gördüğün zaman oradan çıkamıyorsun, ona yardımcı oluyorsun. Sabah 8'de hastaneye gitmişim. Saat 2'de ofisimi, yazıhanemi, iş yerini, anahtarını anca açmışım. Yani şunu anlatmak istiyorum. 8 saatinin 5-6 saatini çevremizdeki üyelerimize, hemşehrilerimize hastanede yardımcı olarak geçmiştim. Ya bu gönül işi. Bunu Evet. sevmen lazım. Sevmediğin zaman kimse size bu işi yaptırtamaz. Buna bir inanın arkadaşlar. Yani bu işi kimse size zor yaptıramaz. Hastane derken Samsun'un bütün özel hastaneleriyle %20, %25, %30 oranında anlaşmalarımız var arkadaşlar. Üye olmanıza da yani biz üyemiz değil diye ayırt etmiyoruz. Hemşehrilerimiz hastaneye düştüğü zaman muhakkak bizi haberdar etsinler. Elimizden gelen yardımlar yaparız. Yani bunlar büyük rakamlar. %10, %20, %30 gibi bakmayın. Yani baktığınız zaman 100 milyar da 100 lira da 30 lira yapıyor. 200 lira da 60 lira para yapıyor. Aslında geliş gidiş en azından yol paranız, yemek paranız çıkıyor.
Bu konuyla ilgili muhakkak bizlere ulaşsınlar. Her türlü yardımlarımızı yaparız. Şimdi başkanımın söylediği gibi ilk başta dernek, dernekten önce memleket, sonra iş diyor başkanım. Böyle konuşmayı ben şahsen düşünmüyordum başkanımdan ama başkanım özellikle derneğim diyor. Ben işiyle ilgili de biraz sohbet etmek istedim ama benim memleketim Yok diyor ya, biz benim Hasarcık diyor. Yani emlak demiyor. Emlak diyor, benim işim bir şekilde yürür diyor. Ama ben memleketime ne kadar faydam olursa o kadar da ilerleriz ve vatandaşımız rahat eder diyor. Sizlerin huzurunda başkanıma da canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Bir başka önemli de bizde programa katılan katılımcılarımız oluyor. Programdan önce şunu söylüyorlar, hani konuşuyoruz biz. İşle ilgili biraz ağırlık koy diyenler oldu ama ilk defa bir başkanım hep dernek, hep dernekle ilgili konuştu. Başkanıma iş sektörünü söyledim, dernekle ilgili konuştu. Kendisine buradan canı gönülden memleketimize verdiği desteklerden dolayı. Zaten mesajlar da burada, Nuri Seyhan başkanım da mesajlarını göndermiş bize. Selam olsun. Biz Başkanım. ona kardeş dernek olarak şey yapıyoruz. Nuri Başkan aynı zamanda Samsun Sevdalı Platform Başkanı. Samsun OYD Evet. ilçesinde çalışmaları var. Asacık'taki teşkilatla ilgili de Evet. biz elimizden gelen desteği vereceğiz yardımcı olacağız. Evet, mesajlarla da bizlere ulaşan izleyicilerimize de buradan toptan selamımızı da göndermiş olalım. Evet başkanım, şöyle bir son sözlerimizi bir alalım. Yavaş yavaş kapanışımızı verelim. Buradan halkımıza ilk başta tabii ki Asarcıklar Derneği olarak Asarcıklara bir seslenişiniz var mı? Onu bir alalım, sonrası bir kapanışımızı da yapalım. Buradan Asarcık hemşehrilerimize dedim ki iş hayatı söyledim. Siz dürüst olduğunuz sürece rızkı Evet. veren Allah'tır. İş Tabii. geliyor yani şey olarak. Buradan Asarcık hemşehrilerimize nerede olursa olsun fark etmez. İstanbul'daki, Bursa'daki, İzmir'deki, Evet. dernekte orada yaşayan hemşehri arkadaşlarımıza sesleniyoruz. Birlik, beraberlik olmadığımız sürece hiçbir şeyi başaramayız. Muhakkak birlik, beraberlik içerisinde hareket etmemiz gerekiyor. Evet. Hep beraber hareket edersek muhakkak bunu başarırız. Ben bunun örneğini 2014 seçimlerinde yaşadım. Ben Bafra'da 2015-2016 yılında Bafra'da çalıştım. Bafra'da vatandaşların bir tanesinde şöyle bir şey gördük. Bayağı birkaçından. En çok merak ettiğim yer Asacık diye sordu. Neden diye merak ediyorsun diye sordum. Arkadaşlar diyor. Yani burada diyor birlik beraberlik açısından nasıl bu ayırt edebildiniz? 2014 seçimlerini hatırlatmak istiyorum. 2014 seçimlerinde %70-80 oranında Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy verirken %80 oranında Büyükşehir Belediyesi'ne AK Parti'ye nasıl bu oyu ayırt ettiniz diye bunların eğitim seviyesine ben merak ediyorum. Bunun için buraya gelmek istiyorum dediği zaman biz eğitim seviyemiz yüksek olmasa da ama Evet. halkımız artık bilinçlendi. Halkımız neyin, nerede, ne zaman, neyi yapacağını biliyor. Onun için buradan birlik beraberlik içinde hareket ettiğimiz sürece kazanan Asarcık olacaklar arkadaşlar. Muhakkak kim nerede olursa olsun birlik beraberlik. Evet, başkanımızdan da birlik beraberlik mesajını almış olduk. Başkanım, bu akşam bizleri kırmayıp stüdyomuza konuk olduğunuz için Biz teşekkürlerimizi teşekkür sunuyorum. Bu ederiz. arada misafirimizle beraber yedek konuğumuz da orada bizlere bakıyor. Sizler de tekrar hoş geldiniz. Teşekkürlerimi sunuyorum. Başkanım çok teşekkür ederim. Bizim Samsun TV stüdyolarına bizlerle bu konuları paylaştınız. Tabii biz de istiyoruz ki dernek, STK'lar, Samsun'umuzla ilgili programımızın adı zaten Özay ile Vizyon. Yani vizyon olarak Samsun'umuza ne katabiliriz, ne yapabiliriz? Sizler de burada gelip projelerinizi anlatabilirsiniz. Bu esnafımız olabilir. Tabii esnaflarımızın da projeleri var. Evet. STK'lara, derneklere iletileri var. Esnaflarımız da burada, esnaflarımızın da sesi olmak istiyoruz. Sorunlarınız, sıkıntılarınız, ulaşamadığınız konuları bizler de burada yetkililere duyuruyoruz. Evet, bu akşamlık bu kadar diyelim. Sevgili başkanımızı da uğurladıktan sonra bir dahaki programa görüşmek dileğiyle. Hayırlı akşamlar. Nasıl oldu Ozay Bey?